Arkadaşlar merhabalar, bu videomda trigonometri kampının 12. gününün 1. dersindeyiz. Yani 1. videosundayız. Ne çözüyoruz? 1. bölümün test 3'ünü çözeceğiz. Test 3'ü yine 3 bölüme ayırdık. Toplam 11 sayfa var. 4, 4 ve 3 sayfa şeklinde çözümü yapacağız. İlk 4 sayfa ilk videomuz olacak. Yani sayfa numarası 77, 78, 79 ve 80'in çözümünü yapacağız bu dersimizde. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda açı ölçer verilmiş. Hemen 0 ile 40 arası kaç derece? 40 derece. 135 ile 80 arası kaç derece? O da 45 derece yapıyor. E hocam şöyle bakacak olursak 40 burada, 45 burada, 85. Burası da 105 yaptı. O zaman buraya kaç kaldı? 75 derece kaldı. Benden 75'in radyan türünden değeri isteniliyor. Yani çarpı pi olacak ya. Pi ile çarpı 180'e bölünce hallediyorduk değil mi? E o zaman 15'e bölelim. 15'e bölünce burası kaç geliyor? 5. 15'e bölünce burası da 12 geliyor. O zaman cevabımız 5 pi bölü 12 yapar. Yani cevap Denizli oldu. Birinci soruda geldik 2'ye. Aşağıda merkezil birim çember. Evet, yarıçap bir birim olan çember değil midir burası? Evet. Bu da yarıçap, bu da yarıçap. 75 ise burası da 75. 75, 75, 150'den burası 30 derece oldu mu? Oldu. Şimdi taralı alanı vermiş bana. 1 çarpı 1 çarpı sinüs 30 bölü 2'den bulabiliriz. Hadi yazalım. 1 çarpı 1 çarpı sinüs 30 bölü 2. Yani bu 1 bölü 2 değil mi? Evet. Bu da 1 bölü 2 bölü 2. 1 bölü 4 yapar. Alanın 1 bölü 4 olması lazım. Yani 1 yanlış oldu. A noktası koordinatından bahsediyor. A noktası koordinatı hemen şurası 30 derece ise burası 60 derece yapar. Şuradan dik çizdiğimizde 90'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı 1 bölü 2. 1 bölü 2 birim sağda. Eksi 1 bölü 2'ye. Eksi 1 bölü 2'ye. Hocam 60'ın karşısı da kök 3 bölü 2 yapar. O da aşağıda kök 3 bölü 2 olduğu için eksi kök 3 bölü 2 olur. Yani bu da yanlış yazılmış. O zaman cevap yalnız 3 olacaktır. Alfa açısının ölçüsü 240 derece. Gerçekten öyle mi? Evet, burası zaten 180 derece. Bir de 60 derece burada var. Toplamda 240 yapıyor. Yani cevap böylelikle yalnız 3 oldu. Cevap Ceyhan. Geldik 3'e. Aşağıda çapı 18 cm ve merkezi orijin olan hamster çemberin görseli verilmiştir. A noktasında harekete başlayan hamster pozitif yönde 3 tam tur attıktan sonra B noktasında durmuş. 3 tam tur atmış, sonra gelmiş B noktasına durmuş. Hamster merkezil birim çember üzerindeki K 0'a 1. Merkezi birim çemberde şu değil midir arkadaşım? Şöyle yarıçap bir birim olan çember. Evet. Merkezi birim çember üzerindeki K 0'a 1 noktasından, yani şuradan başlayıp aynı hareketi yapsaydı duracağı noktanın koordinatları istenecekti. Arkadaşlar hamster böyle S ölçüsü ne olacak? 90 artı şuraya geliyor değil mi? Yani 135 derece. 135 derece yapıyor. 90 artı 45 gidiyor. O zaman buradan başlasaydı 90 artı 45 gitmesi. 90 artı 45 tam buraya mı gelecekti hamster? Evet. Bizden buradaki nokta 90 artı 45, yalnız burası 45. Buradaki nokta 1 iken birim çember üzerinde gittiğinde diyor koordinatları çarptı ne olur diye soruluyor. Hemen buradan bir dik çizeriz. Hocam burası 1 bölü kök 2. Burası da 1 bölü kök 2. Koordinatı ne oluyor o zaman? 1 bölü kök 2 birim solda. Eksi 1 bölü kök 2. 1 bölü kök 2 birim aşağıda. Eksi 1 bölü kök 2 yaptı. Çarpacak olursam ikisini çarpma. Artı 1 bölü 2 mi yapar? Evet. Cevap Denizli oldu 3. soruda. Geldik 4'e. Şimdi ABC açısını 43 derece 18 dakika vermişler. E bizden alfa isteniyor. Burası da alfa ya. Hocam bir üçgende iki iç açının toplam bir dış açı. Yani şu açıyla şu açının toplamı. Aha da burası yapar. 90 ile bunun toplamı kaç yapıyor? Sen 90 artı 43 derece 18 dakikayı toplarsan. Şurası dakika ya. Topladığımız zaman bu 0,0 dakika ya. Toplamda kaç yapıyor? 18 dakika 133 derece yapıyor. Evet, 133 derece 18 dakika yapıyor. Hocam 133 ve 18'i neye böleceğim? 2'ye bölersem ben alfayı bulurum. Çünkü bu 2 alfa değeri. 2'ye 133 bölünmüyor. 132 bölünüyor. O da 66 yapıyor. 66 yapınca kalan kaç yaptı? Kalan 1. 1 derece kaldı. 1 dereceyi de buraya ekliyorduk. 60 eklersek buraya 78 yapar. 78'i de 2'ye bölsek 39 yapıyor. Bu derece bu dakika. Yani 66-39 yapıyor. Cevap Balıkesir yaptı. 4. soruda. Geldik 5. soruya. Evet, 5. soruda da şöyle bir şey verilmiş. Boyalı bölgenin alanından bahsetmiş. Burası alfa. Birim çember mi? Evet, hemen ona bakıyorum. Bak, birim çember. Hocam burası 1. Tamam. Şimdi alfanın şuradaki neyi bulacağım? Boyalı bölgenin alanını bulacağım. Hocam dik üçgenin alanından o zaman bana karşı kenar lazım.
Ben buraya A dersem, hocam tanjant alfa A bölü 1 ya, burası tanjant alfa mı oldu? Evet. Şimdi o zaman burası tanjant alfaysa, o zaman alan neye eşit olacaktır? Alan tanjant alfa çarpı 1 bölü 2, tanjant alfa çarpı 1 bölü 2 eksi şu dilimin alanı. Bu dilimin alanı da pi r kare çarpı alfa bölü 360 değil midir? Evet. Yani bu da tanjant alfa bölü 2. Evet, tanjant alfa bölü 2 eksi pi alfa bölü 360. Doğru mu? Doğru. Birincisi doğru. İkincisi, OF uzunluğu 1 artı tanjant kare demiş. Arkadaş, Pisagor bağıntısı yaparsak burada OF'nin karesi neye eşit? Hocam 1 artı, ya 1'in karesi artı tanjant kare alfaya eşit. Yalnız OF karekök içerisinde 1 artı tanjant kare alfaya eşit değil mi? Evet. A burada OF'ye 1 artı tanjant kare alfa demiş. Doğru mu? Yanlış. O zaman bu yanlış. Hatta bunu açarsam da bu buna eşit olamaz herhalde ya. Açayım ben bunu bir de istersen. Hocam 1 artı burası s kare bölü c kare ya. Bu da c kare artı s kare. C kare artı s kare bölü c kare yapar. O zaman 1 bölü c kare yapar. 1 bölü c yapar. 1 bölü de c de sekant alfadır. Zaten bu böyle bir teğet çizildiğinde burası sekant, burası da kosekant diye, kosek alfa diye tanımlanmıyor muydu arkadaşlar? Evet. Değil mi? Tamam. Neyse. Ama burada OF uzunluğundan bahsediyoruz. Tamam. Bu değil. Bir kere kesinlikle, ama kesinlikle değil. Sonra üçüncüye bakalım. FC eksi DE bölü ET artı TF. Arkadaş, ET de işin içine girecek. Şu alfa, beta, burası da alfa değil mi? Evet. Şuradaki üçgene bak bakayım. Alfanın buraya B diyecek olursam bana, bu lazım bana. Hocam komşu bölü hipotenüs dersem, kotanjant alfada B bölü 1'den burası da kotanjant alfaya eşit oldu. Kotanjant alfa oldu burası. Şimdi benden ne isteniyor? FC eksi DE. Arkadaş, FC eksi DE isteniyor. Ya bu FC eksi DE'yi ayrı ayrı bulacak olursak şöyle diyebilirsiniz aslında. Hocam burası sekant alfa ya. Sekant alfa eksi 1 diyebilirim buraya. Diyelim hatta. Hocam sekant alfa eksi 1 değil mi burası? Burası ne? Hocam burası da kosek alfa eksi 1, ama burada hepsini eksiyle aldım. Bölü et artı tf, yani tanjant alfa artı kotanjant alfa, bu değere eşit oluyor mu diye araştıracağız şimdi. Şimdi burada eksiyi dağıtırsam, hocam şu eksi burada oldu. Bu eksiyle eksi artı 1 yaptı. Artı 1 eksi 1 gitti. Sekant alfa eksi kosekant alfa oldu. Sekant alfa dediğimiz nedir? 1 bölü kosinüs alfadır. Eksi 1 bölü sinüs alfadır. Bir de bölü s bölü c. Buna c diyelim. Buna da s diyelim isterseniz. S bölü c artı c bölü s yapıyor burası da. Tanjant ve kotanjant. Burada s oldu burası. Burası da c. Payda eşitleyecek olursak, yukarısı s eksi c bölü, aşağısı da cs yapar bölü. Yine s ve c diyecek olursak arkadaşlar, paydalarını çarpacak olursam, s kare artı c kare bölü sc oldu burası. Sc'ler gitti. S eksi c bölü s kare artı c kare 1 yaptı. Yani s eksi c eşit oldu. Ama cevap c eksi s demiş. Doğru mu? Bu da yanlış oldu. O zaman cevabımız yalnız 1. Yani cevap Akçay oldu 5. soruda. Geldik 6. soruya. Evet. X eşittir eksi 1 doğrusu demiş. Yani bu birim çember. Bir birim burası, bir birim burası. Çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan burası 90'dır. Ve benden bu üçgenin alanı isteniyor. Bu üçgenin kenarları lazım olacak o zaman bana. Şu dik kenarları lazım olur hatta bana. O zaman bu dik üçgenin kenarlarına yoğunlaşalım. Başka bir kenar var mı şöyle? Arkadaş, bir dik üçgende, şöyle dik üçgende, hipotenüs 2 ise karşısı 2 sinüs alfadır. Artık buna alıştınız değil mi? Burası komşusu da ne olacaktır? 2 kosinüs alfadır. Hani hipotenüs 1 olsaydı karşısı sinüs alfa, komşusu da kosinüs alfa oluyordu. 2 olursa hipotenüs, o zaman burası 2 sin alfa, burası da 2 kos alfa diyebiliriz. Peki başka ne yapabiliriz burada? Hocam ben şuradaki a'yı bulabilirim. Burası 90 derece. Öklit bağıntısından a'yı bulabilirim. 2 sinüs alfanın, ya da böyle açılara dalıp da şey yapabilirsiniz arkadaşım. Alfa 90, burası beta. Burası beta. Beta 90 ise burası alfa. Ben bu a'yı bulacağım ya. A deyince hemen karşı ve komşu geldi. Tanjant alfaya dalış yapabilirsiniz. Ya da öklit bağıntısından da sonuca gidebilirsiniz. Hadi trigonometrideyiz, öyle yapalım isterseniz. Buraya a dedik ya, alfanın karşısı var, bir de komşusu var. Tanjant alfa geldi aklıma. O da a bölü 2 sinüs alfa yapar. Yani bu sinüs alfa bölü kosinüs alfa ya.
A'yı yalnız bırakayım. Bu karşı taraf ikisini alfa ile çarpayım. 2 sin kare alfa mı yaptı burası? Evet. Burası 2 sin kare alfa bölü kosinüs alfa yapar. Şimdi benden bu üçgenin alanı isteniyor. Şu ikisini çarpma. 2 sin kare alfa bölü kosinüs alfa çarpı 2 sinüs alfa bölü 2 bana alanı verecektir. Şuradaki bölü 2'ler gitsin. Hatta şu bölü 2'ler gitsin. O zaman bu ne yaptı arkadaşlar? 2 sin küp alfa bölü kosinüs alfa mı yaptı? 2 sin küp alfa bölü kosinüs alfaya eşit oldu arkadaşlar. Var mı? Var. Bu 2 sin küp var. 1 bölü kosinüs alfa da sekant alfa değil mi? Evet, sekant alfa da burası. Yani şöyle 2 sin küp alfa çarpı 1 bölü kosinüs alfaya 1 bölü kosinüs alfa da sekant alfaya eşit. Dolayısıyla cevap Balıkesir yaptı 6. soruda. Bu arada Öklid mantığından da şurayı bulabilirdiniz zaten. Tamam. Geldik 7. soruya. Ne istenmiş bizden? Dikdörtgenin alanı. Arkadaş burası alfaysa şöyle geldiğin zaman burası ne olacak? Hocam şöyle geldiğimiz zaman şöyle. Burası birim çemberden dolayı 1. Burası kosinüs alfa. Burası da sinüs alfa değil mi? Evet. Sinüs alfa ise sinüs alfa burası. Hocam burası 1 ise burası 1 yaptı. Şurası da zaten 1. Bitti ya kardeşim. Şu dikdörtgenin alanı 1 ile şunun çarpımı 1 ile sinüs alfa artı 1'in çarpımı yapar. O da sinüs alfa artı 1 yapmaz mı? Ya da 1 artı sinüs alfa yapmaz mı? Yapar. Yani cevap 7. soruda Akçay oldu. Geldik 8'e. Evet, tanjant S bölü C artı kotanjant C bölü S bölü bu 1 bölü C. Bu da 1 bölü S çarpı S artı C mi isteniyor bizden? Evet. Payda eşitleyelim. S ile C ile S ile C ile payda eşitleyince ne geldi? S kare artı C kare bölü CS bölü S artı C bölü CS SC ya da bir de S artı C ile çarpacağım. Arkadaş bölü SC'ler gitti mi? Gitti. S kare artı C kare ne yaptı? 1 yaptı değil mi? Evet, 1 bölü S artı C yaptı. Burada S artı C de var çarpımı. Bunlar da gitti. En son cevap ne kaldı o zaman? 1 kaldı. Yani cevap Ceyhan yaptı 8. soruda. Geldik 9'a. Katlama sorusuyla karşı karşıyayız. Ne yapacağız? Eski haline geri getireceğiz şekli. Hop, eski haline geri getirdik. Üst üste binen kenarlar eşit. Şu kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit. Hatta bu açıyla bu açı da eşit. Toplamı da 180 ise 90 ya da ikizkenarda çizilen kenar ortay olduğu için bu da yükseklik olur diyebiliriz. Peki buraya ya tamamı kaç verilmiş? 25 verilmiş. Hocam bunun tamamı 25 ise bu da 25 olacak. Bunun tamamı 25 ise 7'si buradaysa 18 kaldı. Bunlar da 9 9 mu yaptı? Evet. Sonra burası zaten 20. Bak dikkat et. Şurası toplamda kaç? 16. 16, 20, 12, 16, 20 üçgeninden burayı 12 buluruz. 9, 12, 15 üçgeninden de burayı 15 buluruz. Bizden sinüs BAC, BAC. Hocam sinüs teoreminden bulabilirim. Burası 15 ya. 25 bölü. Burada kaçının sinüsü belli zaten. Bak şuraya alfa diyecek olursak sinüs alfası belli. İşte 25 bölü sinüs alfa, 15 bölü sinüs beta deyip oradan sonuca ulaşabiliriz. Ya da arkadaş 15, 20, 25 üçgeni değil mi bu? Evet. Zaten bu direkt dik üçgendir. 15, 20, 25. 3, 4, 5'in 5 katıdır. O zaman burası 90. Yani 90 derece oldu. Sinüs 90 nedir? 1'dir değil mi? O zaman sinüs 90. 1. Şurası 1. Tanjant ACB'ye bakıyoruz. Tanjant ACB. Yani tanjant alfa da burada arkadaşlar şuradaki dik üçgenden belli. 12 bölü 16 değil mi? Evet, 12 bölü 16. O zaman bizden 1 artı 12 bölü 16 4'e bölsen 3. 4'e bölsen 4. 1 artı 3 bölü 4 isteniyor. O da kaç yapıyor? 7 bölü 4 yapar. Yani cevap E-Dremit oldu 9. soruda. Geldik 10. soruya. Aşağıda bir yay ve ucuna konulan ağırlık görseli verilmiştir. X kilogram, X kilogram birimine göre ağırlığı göstermekte olup yayın esnebesi ise yayın ucuna takılan ağırlığı göre değişimini veren fonksiyon bu. Yayın ucuna 1 kilogram takıldığında yayın esneme yükü 65. Yani yayın esneme yükü 65 oluyormuş. Yani 65 eşittir 50 artı K çarpı sinüs 1 kilogram. X kilogramdı ya. Kilogramı içine yazıyorum. X yerine yazıyorum. Pi bölü 6 yapar. Sinüs pi bölü 6 sinüs 30 yapar. Sinüs 30 da 1 bölü 2 yapar. Hocam attık öbür tarafa. 15 eşittir K çarpı sinüs 30. 1 bölü 2 ya. 1 bölü 2'den dolayı K'yı da böylelikle kaç buluruz? 30 buluruz. Evet, K'yı 30 bulduk. Şimdi bana ne diyor? Kilogram 3 kilogram olduğunda o zaman Hx.
H3. H3 isteniyor benden. 50 artı 30 çarpı. Şunun yerine 3 yazacak olursam. 3 yazacak olursam. Pi bölü 2 mi yapıyor? Evet. Sinüs pi bölü 2 yapıyor. Sinüs 90 nedir kardeşim? 1'dir. O zaman bu 30 artı 1'den 30 yaptı. Bir de 50 ile toplarsam. Cevap kaç yapar o zaman? 80 yapar. Evet, 10. soru Balıkesir. Oldu. Geldik 11'e. Aşağıda Barış ve Cem'in denizin A noktasından yüzerek sırasıyla B ve C noktalarına gideceği noktalar verilmiştir. Evet, A noktasından B ve C'ye gidecekmiş. Barış sahile dik doğrultuda yüzerken Cem'le aralığında alfa derecelik açı olacak şekilde yüzmektedir. Barış'ın hızı dakikada 10, Cem'in hızı da 26. Bu iki arkadaş aynı anda harekete başlayıp aynı anda kıyıya varıyorlarmış. Hızları kadar hareket etmez mi? Hızlarla gittikleri yollar doğru orantılı değil mi? Bir de aynı anda gittiklerine göre bu 10 ve 26 ya hızı. 10'da 10K gittiyse öbürü de 26'da 26K kadar gitmez mi? Evet. Arkadaş, tanjant alfa değeri nedir? Aa, burası 10, burası 26, burası 2 çarpı 5K. Burası 2 çarpı 13K. O zaman burası da 2 çarpı 12K olmak zorunda değil mi? Yani burası 24 yapar. Bizden tanjant alfa isteniyor. Tanjant alfa da şurası K'lı olacak tabii ki. Karşı bölü komşu. 24K bölü 10K isteniliyor bizden. O da kaç yapar? 2.4 yapar. Evet, 11. soru böylelikle 2.4 yani Denizli oldu. Geldik 12. soruya. Mehmet şemsiyesiyle bizim oğlan Egehan şey diyor. Şemsiye diyor buna hala da. Hatta ben de dalga geçiyor. Baba şemsiye diyor. Neyse, şemsiyesiyle. Gerçi küçükken ben de öyle diyordum. Şemsiyesiyle armut dibine düşer. Şemsiyesiyle aşağıdaki gibi O merkezli birim çember şeklinde dairesel bir görüntü oluşturmuştur. Arkadaş, 0'a 0, 1'e 0, burası da 0'a 1. İşte birim çember. Aslında şöyle bakacak olursak birim çemberin şu şeyi değil midir arkadaşlar? Şurası 90 derece değil midir? Evet. Şimdi BAO açısı pi bölü 2 eksi alfa. BAO. O zaman şöyle, adam bana 90 eksi alfa bölü, hayır, 90 eksi, evet, 90 eksi alfa vermiş buraya. 90 eksi alfa vermiş buraya. Burası da 90 eksi alfa değil mi? Hocam bu da yarıçap, bu da yarıçap. Bizden ne isteniyor? AOB. AOB. Bunun alanı isteniyor. Burası 1, burası 1, burası 90 eksi alfa. Arkadaş, şöyle yapabilirsiniz. 90 eksi alfa, 90 eksi alfa, 180 eksi 2 alfa, burası da 2 alfa oldu. Yani şöyle bir üçgen var. Dikkat, dikkat. Şöyle bir üçgen var ve bu üçgenin alanı isteniyor. Burası 90 eksi alfa, burası da 90 eksi alfa, burası 2 alfa, şurası 1, burası 1. Normalde şöyle yapabilirsiniz. Hocam 1 çarpı 1 çarpı sinüs 2 alfa bölü 2 diyebilirsiniz. Sinüs 2 alfa da, sinüs 2 alfa pardon. Sinüs 2 alfa da 2 sinüs alfa çarpı kosinüs alfaya eşit. Bölü 2'si de var. Sinüs alfa çarpı kosinüs alfayı bu şekilde bulabilirsiniz. Birinci yol bu. Ama daha hocam bunu görmedik, yarım açıyı görmedik diyenleriniz için farklı bir yoldan da yapalım. Farklı bir yol nasıl yapabiliriz burada? Arkadaş, 90 eksi alfa, 90 eksi alfa, x kenar ya. Şuradan bir dik çizersem ben. Dik çizdim. Şurası alfa yaptı mı? Yaptı. Dik olunca. Değil mi? Bana ne lazım? Taban lazım. Bir de yükseklik lazım. Hocam alfa, bak, bir dik üçgende hipotenüs böyle birken alfanın karşısı sinüs alfadır. Komşusu da kosinüs alfadır. Oo, süper. Aynı şekilde x kenarda çizilen yükseklik tabanı keş parçaya bölüceğine. Burası sinüs alfa yapar. Yani burası 2 sinüs alfa yaptı. O zaman alan neye eşit olacak? 2 sinüs alfa çarpı yükseklik kosinüs alfa bölü 2'ye eşit olacak. Bu bakımdan da çok güzel bir çözüm oldu. Cevap sinüs alfa çarpı kosinüs alfa oldu. Yani 12. soru Balıkesir olur. Geldik 13. soruya. Aşağıda dikdörtgenler prizması şeklindeki bir duvar ve dikdörtgen zemin görseli çizilmiştir. Bu görselde A noktasına yerleştirilen lamba duvarın üzerinde duran B noktasındaki bayrağı aldığına tamam işte verilmiş bir şeyler. DC vermiş 24. AC'yi vermiş 32. BD'yi vermiş 49. Bizden ne isteniyor? Sinüs DBA. DBA. Burada kaçın sinüsü? Buna ait dik üçgen yok. Ama bu zemine dik ya. Bak. Bu zemine dik olduğu için hop, bu zemindeki bu D noktasından geçen her bir doğruya diktir. Sonra dikdörtgen zemin verilmiş diye buradaki zemin dikdörtgendi. Hocam dikdörtgen olduğu için şurası 90 derece değil midir? Evet. Bak. Burası ne? 3'ün 8 katı, 4'ün 8 katı, 8'in 3 katı, 8'in 4 katı, 8'in 5 katından burası 40 mı olur? Evet. Arkadaş, Pisagor bağıntısından şurayı bulabiliriz ama 9, 40, 41 diye de bir özel üçgen var. ÖSYM sorarsa böylesini sormaz, daha böyle şey yapar ama Pisagor bağıntısından da bulmanızı da isteyebilirler. Bulursunuz.
A kare eşittir 9'un karesi artı 40'ın karesi deyip, tamam mı? O da 41 yaptı. Sinüs DBA isteniyor bizden. Yani sinüs alfa isteniyor. Sinüs alfa da çıktı kardeşim. Karşı bölü hipotenüs. Yani 40 bölü 41 yapar. Neredeki? Şuradaki dik üçgenden 40 bölü 41. Karşı bölü hipotenüs. Cevap E'dremit oldu böylelikle. 13. soruda. Geldik 14. soruya. Dayanamam alfa beta. Başka türlü de yapılır da vallahi olmaz. Alfa, beta, alfa dedik kaldık. Bizden ne isteniyor? BCD açısı. BCD açısının kotanjant değeri isteniyor. Arkadaş burada alfa, beta, 90. Alfa dedik. Burası beta olamaz. Çünkü 90 değil burası. Ya da şurası beta olamaz. Çünkü burası 90 değil. E ne yapacağız? Alfaya ait bir dik üçgen oluşturayım hocam. E hadi böyle çizdin diyelim. Ama çift çizgiyi bozdun. Niye bozuyorsun? Burada çift çizgi lazım bana. İki tane dik çizme mantığı vardı zaten. Hocam o diki nereden çizebiliriz? Hop şöyle çizebiliriz. Buradan diki çizdiğin zaman çift çizgi de bozulmuyor. Bak 90 derece. O alfa 90, burası da beta. Hocam şu üçgen ile şu üçgen benzer. Hatta eş oldu. 90'ın karşısındakiler birbirine eşit olduğu için. Alfanın karşısı 24 ise alfanın karşısı burada da 24 yapar. 7, 24, 25 üçgeninden 7 yapar burası. Yani buraya 17 kaldı. Beta'nın karşısı 17 ise beta'nın karşısı burada da 17'dir. Kotanjant BCD, yani kotanjant alfa isteniyor bizden. Komşusu ve karşısı. 17 bölü 24 yapar cevap. Evet 14. soru E'dremit oldu. Geldik 15. soruya. Esas ölçülerini bul kardeşim. Paydanın 2 katına böl. 23'ü 10'a böl. Kalan 3. Yani burası 3 pi bölü 5. Evet burası 3 pi bölü 5. 3 pi bölü 5 nedir kardeşim? 180 yazsam böyle. 180 yazdığın zaman 180 bölü 5 36 yapar. 36 çarpı 3 de 108 yapar. Kosinüs hemen şu lazım oluyor bana ya. Hemen şey yapalım. Hocam burası CS'lerin işaretini yazınca tanjant ve kotanjant zaten çıkıyor. Hocam burası artıya artı. Kosinüs eksi sinüs artı. Eksiye eksi. Kosinüs artı sinüs eksi yapıyor burada. 108 derece bu bölgede. Kosinüsü nedir? Eksidir. X'in işaretini eksi buldum, yanına yazdım. Bu eksi sinüs. Eksi sinüs. Aslında bu sinüs içindeki eksiyi kusuyordu. Eksisiniz 13 pi bölü 3 yapar. Sen 13'ü paydanın 2 katına bölsen 2 kere 12 1 yaptı. O zaman bu aslında 1 pi bölü 3 yapar değil mi? Yani bu eksisiniz pi bölü 3 yaptı. Pi bölü 3 180 bölü 3 60 yaptı. Burası 60 derece yaptı. Birinci bölgede arttır, önünde eksi var. O yüzden bunun işareti de eksi oldu. O zaman eksi eksi. Cevap ya bu ya bu olacak. Şuna da bakalım. Paydanın 2 katına bölelim. 41'i 4'e böyle 8'e bölelim. 5 kere 8 40, kalan 1. Yani bu 1 pi bölü 4 yaptı. Birinci bölgede yaptı. O zaman işareti artı olacak. Birinci bölgede artı çünkü tanjant değeri. O zaman cevap aksay yaptı. 15. soruda. Geldik 16'ya. Ya arkadaş şöyle yapabilirsiniz. Hocam böyle bir şey verilmiş. Bunun kübünü alıp şuna ulaşabilirsiniz. 1 bu. 2 A küp eksi b küp verildiğinde a küp eksi b küpün açılımından da gidebilirsiniz. Hani a eksi b çarpı a kare artı ab artı b kare şeklinde ya, o yüzden. Neyse ben burada ne yapayım arkadaşlar? Her iki tarafın kübünü alayım. Sanırım direkt gelecek. Her iki tarafın kübünü aldığımda hocam kot kare yok. Kübünü aldığım zaman ne oluyordu? Birincinin kübü değil mi? Hatta Pascal üçgenini yazayım şuraya. 1 1 1 2 1 1 3 3 1. Birincinin katsayısı 1. Birincinin kübünü alıyoruz. Sonra eksi bir, birincinin küp bu azalırken kuvveti ikincinin kuvveti artıyor. Kot kare ve tanjant mı yaptı burası? Kot kare x tanjant x yaptı. Ama katsayısı kaç? 3. Sonra artı yapıyor. Bu azalacak. 3 kotanjant x tan kare x yaptı. Artı sonra tanjant küp x mi yaptı? Tanjant küp x yapar. Buradan artı değil eksi olacak değil mi? Bak eksi artı eksi. Heh, eksi oldu. İşte bu da 4'ün kübü. 64'e mi eşit olacak? Evet. Gençler buradan sonra ne geliyor? Zaten bizden şey isteniyor. Kot tan küp eksi kot küp isteniyor. Bunları öbür tarafa atalım. Şurada da bir şey parantezini alalım mı? Alalım. Aslında burada ne geldi arkadaşlar? Şurayı açarak yazayım isterseniz. Eksi 3 çarpı kotanjant x çarpı kotanjant x çarpı tanjant x oldu burada.
Artı 3 çarpı kotanjant x çarpı tanjant x çarpı tanjant x oldu. Sonra şu eksi 64 olsun. Öbür tarafa attığım zaman da ne geliyor arkadaşlar? Öbür tarafa attığım zaman da şu kot küp eksi tan küpü, tan küp eksi kot küp geliyor. Bak bu kotanjantla tanjant çarpımı 1. Eksi 3 kotanjant, kotanjant x oldu burası. Artı tanjantla kotanjant gitti. 3 tanjant x oldu. Bir de eksi 64 var. Bu da işte buradaki tan küp eksi kot küpe eşit. Hocam kot eksi tan 4 verilmişti ya. Burada tan eksi kot var. Değil mi? Eksi 3 parantezine alırsam görürsün. Eksi 3 parantezine alırsam eğer kot eksi tan geliyor buradan. Eksi 64 de var. İşte bu buna eşit. Hocam bunun yerine ne yazacağız? 4 yazacağız kot eksi tan yerine. O zaman burası eksi 12 yaptı. Eksi 12 artı 60. Eksi 12 eksi 64 de o da kaç yapıyor? Eksi 76 yapıyor. O da tan küp eksi kot küp. Direkt buradan geldi arkadaşlar. Diğer türlü de a küp eksi b küpün açılımını yaparak da yine sonuca ulaşabilirdiniz. Evet. 16. soru Akçay yaptı. Sadece işlem kalabalığı. Alan BDC verilmiş. O zaman BDC üçgenine yoğunlaşacağım ben. Bir dik üçgende hipotenüs 2 iken alfanın karşısı 2 sinüs alfadır. Komşusu da 2 kosinüs alfadır kardeşim. Değil mi? Bunu öğrendik artık. 1 ise karşısı sinüs, komşusu kosinüs ama 2 ise 2 ile çarpılmışı. Ya da A değeri verip şey yapacağız ama artık bunu çöze çöze gerçekten ispatı da çok yaptık. Öğrendik. Neyse. Bu üçgenin alanı belli mi? Belli. Bu üçgenin alanı bu verilmiş. Bu üçgenin alanı aslında 2 sinüs alfa çarpı 2 kosinüs alfa bölü 2 eşittir. Aynı zamanda sinüs alfa bölü kosekant alfa verilmiş. Kosekant alfa nedir? 1 bölü sinüs alfa değil midir? Evet. Hocam şu bölü 2'ler gitsin. Sinüs alfalardan birer tanesi gitsin. Burada ne kaldı? 2 kosinüs alfa kaldı. 1 bölü sinüsü değiştirdim. Sinüs alfa yaptı. Benden kotanjant alfa isteniyor. Yani kos bölü sinüs deniliyor. O zaman kosinüs alfa bölü sinüs alfa. Sinüsü buraya bölü olarak attım. Bölü 2 de buraya geçecek. 1 bölü 2'ye eşit olacak. Benden de zaten bu isteniyor. Kotanjant alfa isteniyor. Yani cevap 1 bölü 2 yapar 17. soruda. Yani cevap Balıkesir oldu. Ve böylelikle 12. gündeyiz değil mi? 12. günün ilk videosunu bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Nerede? Test 2'de. 12. günün test 2'si, ikinci kısmında daha doğrusu. Test 3'ün devamına, devamını yapacağız ya. İkinci kısmında. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.